Herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çörek tarifi arkadaşlar. Kahvaltılık, lezzetli, bir o kadar da kol yapması kolay. Güzel bir tarifle geldim. Hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle yeşilliklerimizi doğruyoruz. Bir demet yeşil soğanım var. Yeşil soğanımı ince ince doğruyorum. Bir tutam maydanozumuz var. Maydanozumuzu ince ince doğruyoruz. Doğradığım yeşillikleri karıştırma kabıma aldım. 2 tane yumurta ekliyorum. 1 çay bardağı sütümüz var. Sütümü ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Ve bunları bir güzel karıştırıyorum. Kolay, pratik, lezzetli bir çörek de olacak arkadaşlar. Kahvaltılarınızda tüketebileceğiniz çok güzel bir tarif. Kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edeceğiz. Önce bir kase çökeleğim var. Dilerseniz kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Ben bir kase çökeleğimi de ekledim. Şöyle bir de karıştırıyorum. Evet, önce bir çay bardağı unumuz var. Unumu ilave ediyorum. Kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edeceğiz. Bir tane kabartma tozumuz var. Kabartma tozumu da ilave ettim. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. 3 yemek kaşığı sıvı yağımız var arkadaşlar. Unutuyordum. 3 yemek kaşığı sıvı yağımı da ekliyorum. Ve hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Bir çay bardağı daha unum var. Unumu ilave ettim. Gerekirse tekrar ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar, çöreklik hamurumuz hazır. Şöyle mandalina büyüklüğünde parçalara kesiyorum. Hamurlarımı şu şekilde yuvarlayalım. Hamurlarımızı yağ koyduğumuz tepsimize koyuyoruz. Evet, çörek hamurlarımız hazır. Son bezemi de yuvarlıyorum. Şu şekil tabağıma koyuyorum ve üzerlerine sıvı yağ gezdiriyorum. Çok azıcık şöyle tepesine bir çay, çok az bir sıvı yağına damlatalım. Üzerini kapatalım ve 15-20 dakika dinlenmeye bırakalım. Hamurlarımız dinlendi. Şimdi şöyle tezgahıma bir miktar yağ koyuyorum ve hamurumu bir tanesini, ikincisini alıyorum. Şöyle elimle büyütüyorum. Tavam ocağıma koydum, ısınıyor arkadaşlar. Tavamızı yağlamamıza gerek yok. Zaten çöreğimiz yağlı. Evet. Çöreğimi tavama aldım. Pişirmeye başladım. Evet. Orta ateşte çöreğimizi pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, çöreğim pişerken ben diğer çöreğimi hazırlamak istiyorum. Şöyle bir hamur, ikincisini üzerine koyuyoruz. Elimizle bastırarak büyütüyoruz. Çok inceltmeyelim.
Evet, bu kadar yeterlidir. Şöyle masamızdan alması da kolay. Altı yağlı olduğu için kolaylıkla alabiliyoruz. Çeviriyorum. Pişen tarafa şöyle tereyağıyla yağlıyorum. Dilerseniz yapmayabilirsiniz de arkadaşlar. Ben böyle seviyorum ve tereyağı ile bu şekilde yağlıyorum. Çöreğim pişti arkadaşlar. Çöreğimi alıyorum ve ikinci çöreğimi tavama koyuyorum. Şöyle düzeltiyoruz ve çöreklerimizi bu şekilde pişiriyoruz. Mis gibi koku mutfağımız vardı arkadaşlar. Gerçekten iştah açıcı, pratik, kolay, lezzetli bir tarif. Denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten deneyin, memnun kalacaksınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar, çöreklerim servise hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın, takipte kalın.